arkadaşlar, ben Yasemin Güngör. YouTube kanalımı daha yeni açtım ve ilk videomu da bu karavanımın tanıtım videosu olsun istedim. Instagram'dan takip eden arkadaşlar bilirler. Yaklaşık bir sene önce karavanı yaptım ve bir senedir karavanı tanıtacağım. Sürekli böyle yakında video çekeceğim diyorum ama Instagram'da tabii böyle kısa kısa küçük küçük böyle videolar attığım için böyle uzun detaylı bir paylaşım yapamamıştım. Hazır kanalımı da yeni açmışken ilk video tanıtım videosu olsun istedim. Bu benim aslında ikinci karavanım. İlkinden çok fazla bahsetmeyeceğim ama kısaca bir T5'im vardı, yüksek tavan. Ama işte bir takım ihtiyaç eksikliklerinden, yani karşılayamadığından ihtiyaçlarımı, biraz daha büyüğüne geçmem gerekti. Bu da Ducato şu anda, 15 metreküp. Şimdi hadi tanıtmaya başlayayım daha fazla lafı uzatmadan. Peki, hadi bakalım içeri giriyoruz. Şimdi öncelikle girişte duş alanını tercih ettim. Sebebi de şöyle göstereyim. Şurası çok daha ferah bir oturma grubu oluyor. Genelde Ducato'larda şöyle kullanılıyor. Yatak bölümü, ki birazdan anlatacağım. Burada duş bölümü oluyor. Burada da oturma alanı oluyor. Fakat buraya işte o banyoyu koyduğun zaman şu alan çok daralıyor ve yataktan baktığın zaman ben böyle bir geniş bir hissiyat olsun istedim. Ben bu aracı aldığında bu böyle değildi o zaman yani. Ha evet, ondan bahsedeyim, doğru söylüyorsun. Yok, ben bildiğin okul taşıtıydı aldığımda. Bayağı koltuklu falan yani. Aynen, koltukluydu, minibüstü. Karavanda genelde şey tercih ediyorlar, panel van tercih ediyorlar. Isı yalıtımı daha iyi deniliyor. Buraları yani camlı değil, kapalı tercih ediliyor. Ama ben özellikle minibüs tercih ettim çünkü ne bileyim yani bir yere gittiğim zaman 360 derece göreyim istiyorum. Her yerden manzara olsun istiyorum. O yüzden minibüs aldım. Okul taşıtıydı. İşte 18 koltuğumu, kaç koltuğu vardıysa onları söktürdüm. Ondan sonra da bir mobilyacıyla anlaştım. Elektrik, su, tesisatı için ayrı biriyle anlaştım. Aslında bayağı bilgisayar toplama işi gibi oldu benimki. Bir karavan şirketine direkt gidip vermektense, çünkü çok maliyetli oluyordu. Parça parça her işimi belli yerlerde yaptırdım. Yaklaşık herhalde bir 3-4 aylık falan bir süreçti. 3-4 ay sanayide yaşadım diyorsun. Evet ya, o kadar sıkıcı bir süreçti ki gerçekten. İzmir'de yaptırdım. Ve bir anda böyle, o zaman T5'im vardı. Hadi daha büyüğüne geçeyim, satayım o zaman. Sattım, sonra bunu aldım. Ve yaklaşık 3 ay ha gayret, ha bitti, ha bitecek falan. Böyle İzmir'in en soğuk yaptığı zamandı. Bir de gerçekten araba da yok. Yürü oraya, o öbür tarafa yürü falan. Böyle biraz eziyetli geçti. Mümkünse bir süre karavan yapmak istemiyorum ama o belli de olmaz tabii. Şu anda da çok memnunum kendisinden. Evet, bu iç dizayna sen mi karar verdin? Evet. Sen mi dizayn ettin bunu? Aynen. Tasarımı şöyle yaptım. Instagram'da çok fazla gezindim. Bir sürü farklı tasarımlar vardı. Ben de onun şusunu beğendim, bunun busunu beğendim, şunun şusunu beğendim deyip oturdum bunu çizdim. Hatta biraz kafayı kırdım, böyle 3 boyutlu da çizip görsem dedim. 3 boyutlu çizim yapacağım bir program öğrendim. Ama çok basit bir program yani. Herkes yapabilir bu arada. Kompleks bir şey değil. Ama ben ilk defa 3 boyutlu çizdiğim için biraz şeydi. Bir 4-5 gün böyle onunla yatıp kalktım. O kadar detaylı bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani zaten karavan yapmayı bilen birine gittiğinizde burada bu olsun, şurada şu olsun dediğinizde yapar. Ama ben işte nedense kendim de çok net bilmediğim için, hani ihtiyacımı biliyordum ama nereye, nasıl olur, ne kadar alan kalır, işte kaç santim olsun. Çünkü küçük bir alanda 1 santim bile acayip fark ettiriyor. O yüzden böyle detaylı çizip görmek istedim. Tasarım bana ait. Yani Amerika'yı baştan keşfetmedim. Dediğim gibi bu şekilde kullananlar çok var. Tam bunu görmedim kimsede ama parça parça gördüğüm şeyler oldu, çizimler oldu. Biraz bahsedeyim. Dediğim gibi burası duş, birazdan içini görürüz. Burası hem böyle hop, uzanmak için boyu 1.65 falan olsa gerek. Yani yatılmıyor burada ama öyle uzun oturmak diyelim için ideal. Artı burası aynı zamanda böyle bir masa alanı karşılıklı. Şöyle kaldırıyorsunuz bunu. Şimdi bunu komple şey yapmayacağım. Şuradan idalıyorsunuz. Bu annemin fiskos masası gibi olmuş. Biraz minyatür bir masa oldu. Yani şurada oturduğunda böyle minik minik öyle atıştırmalık. Ama zaten tek başım olduğum için öyle çok kalabalık kalabalık ağırlamam gerekmiyor ki. Hatırlarsanız Gökçeada'ya geldiğimde buraya kaç kişi sığmıştık yani, böyle 7 kişi, evet yani 7 kişi içeride gayet. Çünkü burada da ayrıca masa var. Şimdi oradan da bahsedeyim. Ben şöyle istedim. Küçük bir alan evet ama böyle alternatif oturma alanım olsun. Yani ne demek bu? Eski karavanımda arka kapıları açıp denize sıfır yanaşmayı çok sevmiştim. O yüzden bu karavanda da aynı şeyi yaşamak istedim. Dolayısıyla buraya ayrı bir oturma grubu yaptım. Şu masa ya hiç benzemeyen şey aslında bir masa. Bunun bir ayağı vardı şurada. Ama ayakta sıkıntı yaşadım. O yüzden yeniden yaptırmam gerekiyor. Normalde burası ayağı olduğunda şöyle bir oturma grubu oluyor. Sonra bu iniyor. Şu iki minder.
üstüne geliyor ve yatak oluyor. Birazdan yatak halini gösteririm. Dolayısıyla şöyle oldu. Bu mesela toplamayayım yatağı. Kışın özellikle öyle oluyor çünkü çok fazla ne bileyim şu alanı kullanmıyorsun. Zaten kapılar kapalı olmuş oluyor. O zaman ne yapıyorsun? İşte burası yatak gibi kalıyor. Buradaki alanı kullanmak, masayı yani burada yemek yemek gibi düşündüm. Kimi zaman orada, kimi zaman burada böyle küçücük bir alanda alternatif yaratmak da aslında maksat. Yatak olarak da şöyle oluyor. Onu da göstereyim hemen. Çünkü bunda şunu soruyorlar. Oraya sen nasıl sığıyorsun? Boyun 1.75 arkadaşlar. Ducato'nun camdan cama ölçüsü 2 metre. Ama şöyle bir durum var. İki tarafında da böyle çıkıntılar var. Hem burada hem burada. Mesela şurada görüyorsunuz. Eğer yatağı buraya kadar getirirseniz minderi koyduğunuzda ayağınız bu cam boşluğunu da kullanmış oluyor. Aynı şekilde basadan da bir 5 santim yani 10 santime yakın alan kazanıyorsunuz. O yüzden de yatağın boyu böyle yüksek. Yani daha aşağıda olsaydı yaklaşık 10 santim daralacaktı. Şöyle görüyoruz ki gayet rahat bir şekilde. Ben bile sığarım o zaman. Bir aynen sığarsın. Yani dediğim gibi 2 metre oluyor burası camdan cama. Dolayısıyla senin de boyun 92 miydi abisi? Ya işte tartışılıyor 90-92. Benim 74-76 arası gidip gelmem gibi. Dolayısıyla burası da böyle güzel rahat bir yatak alanı oldu. Şimdi alternatif şeyler var. Burası sabit kullanılabiliyor. Yani oturma alanı hiç olmasın, sabit olsun. O zaman ne avantajı oluyor? Daha rahat bir yatak kullanabiliyorsunuz burada. Bu sonuçta minder. İşte toplama etme derdiniz olmuyor. Artı da buralara da dolap kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben bu dolaptan buraya yapamadım. Çünkü oturduğum zaman kafam çarpar. İşte altı komple depolama alanı oluyor. Benim şu alan boş gördüğünüz gibi depolama alanında feragat etmiş oluyor. Evet ama oraya masayı kurduğunda biz 5 kişi orada çocuklarla beraber bayağı bir kahvaltı yapmıştık Gökçe'de. Evet evet çok rahat oluyor. Yani burada tabii buraya 2 kişi oturuyor. Şuraya 1 kişi, şuraya 2 kişi. Evet. Burada 2 kişi oturuyor karşılıklı. Evet. Ön koltuk birazdan göstereceğim dönüyor. Orada da oturulabiliyor falan derken burada bayağı geniş bir alan olmuş oluyor. O yüzden bence iyi. Yatağın yüksek olmasının bir avantajı da dediğim gibi depolama alanı ki benim çok fazla malzemem var. Birazdan arkaya geçip depolama alanını da görürüz bagaj kısmına. Dolayısıyla yüksek olmasının avantajı oynuyor. Alçak olduğunda şey denilebiliyor çünkü oturma grubu daha alçak olsaymış işte oturunca kafanla az mesafe kalıyor gibi. Ama demin gösterdim size gayet yeterli yani tabii ki daha alçak daha rahat olabilir ama benim için gayet yeterli. Artı şuraya şöyle bir ekstra şey yaptım yani burada yemek yerken karşılıklı ya da böyle uzun otururken dediğim gibi buraya bir şeylerini al koy o da rahat oluyor. Şey yapılabilir ben yapmadım ama. Burası da büyüyüp yatak. Çocuk varsa mesela 2 kişilik boyu tabii kurtarıyorsa 2 kişilik yatak yapılabilir. İşte banyo benim 1 metre. 1 metreyi daha dar yapabiliyorlar. O zaman burası daha da uzar. Hani 1.80'e kadar çıkabilir şimdi ölçüleri tam karıştırmayayım ama daha uzun yatılacak alan da olabilir. Bir de şurayı görebiliyor mu kamera? Burada şofben var. Normalde bu şofbeni kimisi duşun içine alıyor. O zaman oturma alanını da daraltmamış oluyor. Bu tüplü şofben mi? Nasıl bir şofben? Bu tüplü. Yani elektrikliydi aslında. Çakma elektrikli, kendisi tüplü. Evet, ilk ateşlemi, aynen öyle. İlk ateşlemeyi yapıyor elektrikli, aynen, aküden. Yapıyor. Ondan sonra tüpten beslenerek aynen çalışıyor. Peki. Tüpümüz, büyük bir tane tüp var bunun altında. Ocak da tüplü. Elektrikli kullanmadım. Yani elektrik sarfiyatı, daha doğrusu o konuda ekonomi yapmak çok kritik karavanda. O yüzden de böyle minimum elektrik harcayacak şekilde her şey dizayn edilmiş durumda. Ve 12 volt her şey içeride. Buzdolabı 220 volt tercih edenler oluyor. Çünkü dönüştürmeyeyim direkt 12 volt alayım dersen çok pahalı dolaplar. 220 volt alayım 12'ye dönüştüreyim dersen iyi bir usta bulman gerekiyor. Gibi gibi durumlardan kimisi 220 tercih ediyor. Ben 220 aldım çünkü daha ucuzdu. 12'ye çevirttirdim çünkü az enerji tüketsin istedim. Başta sıkıntı yaşadım ama sonra iyi bir usta buldum. Şu anda hiçbir sıkıntım yok. Yaso bunda bir tane mi tüp var? Hem bir şeyi hem mutfağı besliyor hem de şofbeni besliyor. Evet. Şofben var yani demek oluyor ki sıcak suyum var. Önceki karavanımda lavabo bile yoktu. Duş da yoktu zaten ondan dolayı buna geçtim. Yazın sorun değildi ama kışın sıkıntı olmuştu. Şimdi bunda dolayısıyla iki yere dış duş yaptım. Bir bu tarafa bir arkaya dış duş yaptım. Olur da rüzgar buradan çok eserse arkada duş alayım diye. İçeride duşum var. Sıcak suda sadece duş da var. Dışarıda gerek yok. 3 tane duş mu var karavanda? Evet 3 tane.
Yani yer vardı, neden olmasın dedim ben de. Kardeşim gerçekten temizliğe ve hijyene dikkat ediyor. 3 duş, 2 oturma grubu. Daha ne sağabilir? Küçücük bir alanı nasıl evet kullanabilirsin? Yani bunlar ekstra maliyetler değil sonuçta. Bir duş başlığı alıyorsun. Çok bence bilmiyorum. Ben faydasını gördüm. Yani şey oluyor mesela, buradan girip çıkıyorsun. Ayakların kumlu. Orayı ıslatmak istemiyorsun. Oraya masa kurmuşsun. Arkada hallediyorsun. Ne bileyim. İşte orada çok rüzgar esiyor oluyor. O zaman burada dediğim gibi duşumu alayım diyorsun. Gibi. Çok gerekli mi değil ama yaptırdım. Ben çok memnunum. Onun dışında burada buzdolabım var. Şimdi burası şey, mutfaktaki ev yemiz. Burada dolaplarım var, işte çekmecelerim var, buzdolabım var, burada yine dolaplarım var. Yukarıda da yani şu alan mutfak bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Hatta şurada kıyafet var ya, fazla bile yani, mutfak için fazlasıyla yeterli. Şu alan daha geniş, bu alan daha dar. O yüzden de buraya bu minikten yaptırdım ve gördüğünüz gibi şurada hiçbir sıkıntı olmadan oturulabiliyor şu anda. Bu tarafta giyinme dolaplarım var. Artı, şimdi yüksek olduğu için tabii buraya böyle basamakla çıkıyorsun. Şurası da yine bir depolama alanı. Yani bunun altı komple depolama alanı. Bunun altı, bunun altı ve bunun altı da yine depolama alanı. Üstten de ulaşılabiliyor, arkadan da ulaşılabiliyor. Dönelim, duşu da göstereyim. Evet, duş alanımız burada efendim. Minik bir lavabo var. Bu aynı zamanda duş başlığı, oradan uzuyor spiralli. Portatif tuvalet var. Şurada minik bir camı var havalandırma için. Böyle gayet yeterli bir alan. Benim için geniş geniş. Dediğim gibi ölçüsü, uzunluğu 1 metre, derinliği 70 santim. O yüzden yeterli geliyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu duşlarda kritik olan mevzu buralardan falan su kaçırması. Şimdi benim bu dolap kapağı gibi yapıldı maalesef. Ve değiştiremedim. Ama içeride duş aldığımda hiç su kaçırmadı. Neden derseniz, içeriye bir çatı attırdım. Ama tabii siz böyle yapmayın. Yani düzgün bir duş kapısı yaptırın ama şeyi söyleyeceğim. Alttan su kaçırma gene de olabiliyormuş. Bu babamın fikriydi. Bence çok mucizevi, şahane bir fikir. Yani eminim çok bilen de vardır ama şöyle bir parça yaptırmak. Hafif eğim veriyorsunuz. Haliyle su buradan geldiğinde içerisi kapalıyken onun üstünden hop içeriye akıyor. Yani şu aşağı alttaki boşluktan su dışarıya çıkmamış oluyor. İyi oturtulmamış kapılarda çünkü bu sıkıntı olabiliyormuş. İçeriye aynı zamanda şey de söyleyeyim. Şu malzeme neydi? Alüminyum kompozit. Yani duş benim için şeyden dolayı da kritikti. İşte su olur da bir yerlerden kaçarsa burayı komple sökmek etmek çok dert. O yüzden işte o konuda hassas davrandım. Daha pahalıydı. Bir sürü alternatifi var bu arada. Lambiri, işte plastik lambiriler, onlar bunlar, bir sürü çeşidi var. Ama paraya kıyıp alüminyum kompozit yaptırdım. Şimdi onun dışında ne anlatabilirim? Ha, bunların altı da depo arkadaşlar bu arada. Ve bunun altında bütün akü, hazır akü demişken şimdi panelim vesairem, onlarla ilgili vereyim. Bunun bir karavancanın altında en büyük aksesuarı akü. Akü. Evet. Yani problemsizse mutlusunuz. Evet ya, eski karavanı da hatırlıyor musun? Sürekli böyle şundan mı oldu, böyle mi, aküm mü düştü falan diye böyle bu evet. Enerji voltajı. Ben aküyü senin karavanda öğrendim. Ben, tamam. Ben de onda öğrendim. Amper düştü mü, çıkıyor mu? Amper yeterli mi? Evet, şu 10, amper. 14.4 canavar gibi. Şu an yeterli mi senin için? Fazlasıyla. Zaten maksimum evet. Görebileceğim bu. Hava hafif kapalı bir hava ama bende monokristal panel var. 2 tane, 200'lük. Monokristal olduğu için de kapalı bir havada dahi enerji dolduruyor. 2 tane aküm var. 100'er amperlik. Yani lityum aküler falan da var aslında. Onlar da tercih edilebilir ama ben biraz daha maliyeti düşük. Çin mi, Koreli mi? İşte Orbus akü var bende. 2 tane. Bir tane invertör var. İnvertörün olma sebebi, dediğim gibi içeride 220 hiçbir şey yok. Ama bilgisayarım var. Bilgisayar şarj etmek istediğimde kullanıyorum. İnvertörüm de tam sinüs invertör. Başka enerjisel olarak atladığım bir şey var mı? Bu aküleri görebilecek miyiz burada? Göstereyim mi? Çok çok önemli. Peki. Madem. İşte o. Evet. Ha tabii şey, MPPT'yi söylemedim. 2 tane aküm, MPPT şarj cihazım. Neymiş markası? Çok memnunum bundan ben. Max MPPT. İşte burada sigortam var. İnvertörüm var. İnvertörü normalde kapalı tutuyorum. Yani hani enerji konusunda bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum ama yani gereksiz yere açık durmasına ve sonuçta çalışırken de enerji tüketiyor. Burada şofben.
Şofbeni de göstereyim. Dediğim gibi bu şofben bir kitaplık artık. Karavanda boş bulduğunuz yerleri tepiştirmek suretiyle. Şofben bunun içine de alınabilirmiş. Yani bu alanı böyle kullanacaksanız, yani bir metre yapacaksanız mesela şofben içeri alınabilirmiş. Olsaydı burası daha rahat olurdu. Şu anda neyi değiştirirdim derseniz o. Camlara geleyim. Şimdi her yer cam. Bunu açılabilir. Böyle karavan camı yaptırdım. Ve yaptırdığım gibi, aldığım gibi amortisörlerinde problem var. Değişmesi gerekiyor. Normalde bu 90 derece açılıyor. Benimki hiç açılamadı. Aldığım firmaya söyleyeceğim, değiştireceğiz. Ama bu da özellikle yağmur yağdığında, böyle ceryan yapsın dediğinde falan açıyorsun. Çok keyifli oluyor. Ondan da memnunum. Burada bütün ışık sistemimiz, yani ışıklar, lambalar burada. Hidroforun düğmesi de burada. Her şey buradan kontrol ediliyor. Yatak odasının ışığı buradan açıp oradan kapatabiliyorsun. Neden? Yattım, şimdi kalkıp ta buraya mı geleyim, değil mi? O yüzden neliydi onun ismi vardı. Evet evet, bizim evde de var da unuttum şimdi. Ha, işte öyle yaptırdım. 2 i̇şte metre priz... yürümeyeyim demişsin, çok iyi olmuş yani. 1,5 metre ileride çünkü. Öyle deme, karavanda evet. Alışıyorsun oturduğun yerden her şeye ulaşmaya. Ben enerji işte... çok önemli, enerjiyi saklamak lazım, korumak lazım. Tabii enerjim de çok önemli, evet. Aynen. Ya sen anlatırken bir de şu ön koltuk dönüyor falan dedin, bir evet, aksiyonları var dedin, o nasıl bir şey? Hazır oraya geçmişken. Şimdi onu göstermeden önce bir bahsedeyim. Benim ruhsatta ön taraf 2+1 geçiyordu. Şimdi ne yapıyorsunuz? Eğer burada tek koltuğunuz varsa her muayeneye gittiğinizde buraya ikili koltuğu bir koyup muayene çıkışı çıkartıyorsunuz. Yani muayenede bu 2+1 görmeleri gerekiyor. Şimdi burası 2+1 olduğunda da şöyle bir problem var. Buradan şoför alanında ben geçemiyorum. Bir, yağmur yağıyorsa içeriden direkt oraya geçemem. İki ve daha önemlisi, oldu ki acil bir durum var dışarıda. Sıkıntılı bir durum var ve içeriden ben direkt kaçmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Buradan direkt geçebiliyor olmam lazım. Yani karavanı ev gibi düşündüğünüzde ben bu alana direkt ulaşabilmek istediğimden bu koltuğu da döndürülür yaptım. Çok da memnunum. Hemen onun sistemi de göstereyim size. Şimdi normalde şoför koltuğundan nasıl oluyor bir onu anlatacağım. Ayakkabımı giyeyim. Şimdi mesela park ettik efendim. Burada abi şuraya bir gelebilirsen. Şunu da gösterelim. Burada bir tane şey var. Şunu şöyle çektiğinizde hop geriye alabiliriz şimdi. Koltuğu şöyle dönüşünü gösterelim. Çok rahat bir şekilde dönüyor. Şimdi bu hale geldi ya. Direkt şuradan içeriye geçiş yapabiliyoruz. Hatta geçeyim ayakkabıları çıkartıp. Hop şöyle geçtim. Sonra bunu oturdu yerine. Şimdi burası böyle bir hem oturma alanı oluyor. Burada oturmak da çok keyifli. Şu anda da buradan geçilebiliyor bu arada. Geri döndürmek istediğimizde de bu sefer artık bu burada. İçerideyim. Hop, aynı şekilde döndürüyorum. Bayağı salon gibi oldu şu an içerisi aslında. İçerisini çok genişletiyor böyle olunca. Evet. Yani keyifli oldu. Burada ayakkabılarım var. Sen yüzden... tezgah büyütüyordun gibi diye hatırlıyorum ben. Aslında burada ayrı bir masa vardı. Şöyle açılıyordu. Ama şuradan şeylerinden, bağlantı yerinden koptu bir tanesi. Ben de komple söktüm şu anda takacağım yerine. Normalde burası böyle açılan, şöyle şu uzunlukta bir parçası var. Şuraya oturduğunda üstüne kahveni falan koyup içmek etmek de güzel oluyor. Üçüncü oturma alanı. Evet, aynen. Üçüncü oturma alanı. Bir de şu yer var, burayı da çok seviyorum. Şuraya oturup sırtını dayayıp falan. Maksimum atış ve oturma şeklinde en konformist biçimde yani dizayn edilmiş. Tabii. Yani maksimum kullandım. Ha, en sevdiğim oturma yerini de şurada da göstereyim. Neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Bu minderi alıyorsunuz. En sevdiğim alan burası. O yüzden de masanın ayağını söktüm. Yani... mevcut masaya tam ortadan çıkıyordu ve sabitti. Şimdi yapacağım şey muhtemelen şu köşeden şuraya sabit bir tane ayak olacak. Yani üstündeki şu parça şöyle dönebiliyor olacak masa. Yani bu ayakta masa şöyle döndüğünde ben yine burada oturabileceğim. Hem de masanın ayağı ortalıkta kalmamış olacak. Yine bir takım atraksiyonlar. O masanın ayağı yani. Ya şimdi birazdan terasa çıkacağız. Aklıma şey geldi. Bunu da babamdan istedim aslında ben. Çünkü babam dedi ki ben terası yaptıracağım zaten. Kızım biz onu yaparız. Nasıl dedim babaya? Yapabilir misiniz gerçekten? O da makine mühendisi. Yani makine imalatı yapıyorlar. Demir dedi yani sonuçta bir şey olmaz. Adamcağız pişman oldu bana bunu dediğine. Yaklaşık 2 hafta. Bir de tabii hiç bildiği işler değil. YouTube videoları izleyerekten müthiş bir teras yaptılar bana. Onu yapınca ben dedim ki baba dedim acaba ayağı da yapabilir misin? Ama sonra fırsat olmadı çünkü ben yine seyahatlerdeydim. Bakacağız biraz zorlayacağım orayı. Şimdi ondan sonra şeye bakalım. Burada da bir tane dolap alanım var gene.
Bir şey diyeceğim, sen yani duş alırken tam şofbenle ısınıyorsun da kışın burada nasıl ısınıyorsun? Evet. Bravo, güzel soru. Çünkü ben en son hatırlıyorum, biz bir sabah seninle Gökçeada'dan Kabetepe'ye giderken ısıtıcıya sarılıp gitmiştik. 3 battaniye. Ya, abime dedim ki içerisi bir ısınıyor görme yani böyle. Kendini ısıtan bir ısıtıcı vardı. Ya o gün niye ısınmadı bilmiyorum. Gerçekten eski karavanım da çok iyi ısınıyordu aslında. O gün çok soğukmuş. O gün aşırı soğuktu. Bir de sabahın 5'i falandı herhalde ve feribotun içinde zaten ifilifil. Bak burada şeyi var, fan çıkışı var. Buradan üflüyor. Bunun içinde depolama alanında Coolman. Yerli bir markaydı galiba. Şimdi yanlış bilgi vermek istemiyorum çünkü bana çok yardımcı oldular ve çok severek kullandım. Yani şu son bir iki haftadır ısıtıcıyı açmam gerekti. Hem sesinden memnunum, hem bir an önce ısıtmasından memnunum. Fiyat performansı da çok çok iyi. Çünkü yani Webasto alayım dediğinde fiyatlar uçuyor. Bunda öyle bir derdi yok. Yüksek irtifa kiti falan oluyor mesela Webasto markalarda. Ona ayrıca para veriyorsun. Yani şimdi ben bununla gitsem yüksek tepelere çıksam yine sorun yaşamayacağım gibi. Bu enerjiyi nereden alıyor? Ne yakıyor? Aynı şekilde ya, bu şey bir mazot. Yani kimisi arabanın deposundan mı? Aynen, arabanın deposundan. Kimisi ayrıca bir mazot şeyi ekletiyor, deposu. Hı. Ama tavsiye edilen, genelde benim yorumlardan da gördüğüm, arabanın kendi deposundan alması. Ben o şekilde yaptım. Ayrıca bir depo koydurmadım. Oradan alıyor. Artı tabii ki işte şey, elektrik de çekiyor ama çok fazla değil. Yani mazot tüketimi de çok çok iyi. Şu anda anladığım böyle fazla tüketiyor gibi bir şey diyeceğim bir durum yok. Gayet memnunum. Evet. İçerisi komple ısınıyor bu sefer. Aynen, içerisi çok ısınıyor. Evet, bu karavanda ben denemedim. O en son tecrübeden sonra. Ve bana güvenmiyor olabilirsin ama gerçekten ısınıyor. Şimdi şeyden bahsedelim bir de, su depomuzdan. Bir temiz, bir kirli su depom var. Kirli su deposu hemen altında, şunun altında, ortasında 100 litrelik. Şurada da hemen bu arkada, altta da 160 litrelik temiz su depom var. Buradan dolduruyorum. Evet, orada. Evet. Yani buradan dolumunu yapıyorum. Gayet de memnunum. Çok fazlasıyla yetiyor. Dediğim gibi tek kişi olduğum için şimdi kaç gün yetiyor söyleyemeyeceğim net bir şey. Ama istersen bir ay bile kullanırsın. Yani az tüketirsen. Ben bol bol kullanıyorum içeride. Çünkü suya ulaşımımın kolay olduğu yerlerde. Gayet yeterli geliyor. Su deposunu da söyledim. Şeyden bahsedeyim. Terastan bahsedeyim. Ama ondan önce şu stickerlardan da bahsetmek istiyorum. Şöyle bir durum var. Şimdi karavan olduğu için aracı komple böyle dışını boyatalım edelim gibi insan bir özeniyor tabii. Böyle canlı bir renk olsun, beyaz minibüs gibi olmasın diye. Bir, boyatmak çok masraflı. İki, boya sonuçta ne bileyim. Yani uğraşacağım, edeceğim, maliyetli falan. İşte onlara girmek istemediğim için ben de böyle stickerlar buldum. Böyle buralara. Şurada güneş. Güneşin peşindeyiz ya. Öbür tarafında da var. Yine böyle sticker öbür tarafta da var. Biraz süsledim aracı. Bence güzel bir çözüm. Şimdi yukarı çıkalım bir de. Arkayı göstermeyeceksin. Arkayı gösterelim. Evet, hazır buraya gelmişken. Doğru. Şimdi burası arka alanımız. Gördüğünüz gibi burada da camlarım var. Yani her yerde cam var. Ve şurada yattığınız zaman burası cam. Şu an minder var ama burası cam. Bunlar cam. Gerçekten evet. Cam ve duş var yani cam bu karavanda. Duş var. Her yeri görebiliyorum. Şimdi bu alanlar, bakınız. Burada sandalyeler, masalar falan var. Böyle bir alanım var. Genelde boş bu arada. Hiç tepiş tepiş doldurmadım. O kadar rahat ki. Bu ateş yapmak için. İşte arkaya doğru gidiyor. En dipte tüp var. Şu alan. Burada şeyler oluyor benim. Genelde kite malzemelerim, işte kayak malzemelerim, kamp malzemelerim. Hepsi buraya sığıyor. Bugün boşalttım kite malzemelerimi. Yazdan çıktım artık diye. Kamp malzemelerini koydum. İşte şeyler falan. Uyku tulumu, çanta. Yatağın genişliği 1.30 olduğu için gayet burada geniş bir alan var. Yani depolama alanı fazlasıyla yetiyor. Yüksekliğini hatırlayamıyorum. Yüksekliği kaçtı acaba? Yani geniş diyebiliriz. Gayet yeterli bir depolama alanı var. Duş nerede duş? Duş. Şimdi bir burada duşum var. Bunu buraya takıyorsunuz. Şuradan vanası var. Böyle yıkanıyorsunuz. Bir duş burada. İkinci duş. Üçe geçiyoruz. İkinci duşu da göstereyim. İkinci duşumuz da buradan çıkıyor. Bir de hazır şurada şundan da bahsedeyim. Sineklik yok bende ama buraya zaten sineklik de bilmiyorum.
çok da tercih etmedim. Böyle türler de çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. İçeride özellikle yazın falan böyle, çünkü ben kapılar açık takılıyorum. Hem içerisi gözükmemiş oluyor. Arkada da aynı şekilde tülüm var. O yüzden camların, minik camların perdeleri var. Gece yatarken kapattım ama kapılarda da böyle tüllerim var. Çok memnunum. Peki sinek girmesini engelliyor mu o tüller? Yazın çünkü sinek en büyük dert. Ben sineksiz yerlere gitmeye çalışıyorum. Güzel çözüm. Çünkü bir iki kere çok fena vaka oldu. Çok engelleyemez ya. Yani o kapı açık olduğu sürece aralardan falan giriyor sinek her türlü. Ama kapalı da duramıyorsun. Sıcak oluyor çünkü. O yüzden... Peki sinekle ilgili çok büyük sıkıntısı olan kişilere tel kapı önerir misin? Bir sıkıntısı var mı bu arabalara yaptırmanın? Ya tel kapı şimdi mesela oraya yaptırdı diyelim. Bu da açık çünkü ceryan yapsın istiyorsun. Şimdi burada teli nereye yapacaksın? Yani komple burayı kapatabilecek bir sistemleri var mı açıkçası ben hiç görmedim. Genelde şey yapıyorlar, o yandaki açılır cama, karavan camının olduğu dometik camın oraya yapılıyor. Bir de şu yan kapıda gördüm. Yeterli geliyor demek ki, bunu da kapalı tutuyorlar herhalde. O zaman yazın efil efil olsun diyenler ya tülü seçecek senin gibi ya da ceryan yaptırmayacak, kapalı tutacak. Kapalı tutacak. Yani başka türlü çünkü dediğim gibi, ya da işte sineksiz yeri tercih edecek. Ben öyle yerleri tercih ediyorum mesela. Çünkü muhakkak oluyor. Şimdi bir de terası gösterelim. Adadaki şuradan. Örümcek faciasını hatırlayınca. Aha evet. O tül korumaz örümceği. Yani kötü bir örümcek maceram var da. Şimdi ayrı bir dünyaya gidiyoruz. Evet. Şimdi buradan böyle çıkılıyor. Kamerayı alayım ben göstereyim. Böyle bir teras alanımız var. Buradaki hekinin üstünü de kapatabiliriz. İlk etapta kapatmadım, tercih etmedim. Gerek de olmadı zaten. Gayet geniş bir alanım var. İki tane panelim de burada arkada gördüğünüz gibi. Böyle. Gayet geniş, ferah. Şimdi üstü bir yıkamam lazım. Yani oturup size gösteremeyeceğim şu anda ama. Şezlong kullanıyordun sen bunu. Ha evet. Evet o da çok rahat oluyor. Aynen buraya böyle bir şezlong koyuyorum. Hem sırtlık gibi olmuş oluyor. Uzanabiliyorsun yani. Fazla keyfimize düşkünüz. Bir de tabii şu kenarıya bir boru yaptıracağım. Şemsiye içine koymak için. Onu şu anda yaptırmadım. Bu yaz öyle kullanmadım yani. O da iyi olabilir. Bir de dediğim gibi şunun üstüne açılır kapanır bir kapak olabilir ki burası komple o zaman teras alanı olur. Şu anda daha çok etrafına oturuyoruz. Şu ama... kaydırmazlar da çok iyi fikir olmuş bence. Ha evet. Bu yatlarda, teknelerde falan kullanılan bir malzeme. Özellikle böyle işte çam gibi işte suda dışarıda zarar görmeyecek malzeme alayım derseniz çok pahalı oluyor. O yüzden ben işte kavak marindi galiba, yanlış bilgi vermeyeyim. Üstüne de ayakta işte yürürken kaymamak için kaydırmaz bantlar yapıştırdık böyle şerit şerit. Dediğim gibi babamlar yaptılar bunu, o yüzden çok da memnunum. Güneş panelleri de gösterir misin? Güneş panelleri de burada bu şekilde iki tane. Hani şey diye de düşündüm açıkçası bunu ön tarafa yapmamın sebebi. Olur da enerji yetmezse şuraya da bir güneş paneli atarım diye düşündüm. Üçüncü ama şu anda hiçbir sıkıntı olmadı. Kışın biraz daha göreceğiz güneş azken bakalım. Ama kışın da buzdolabını çok şiddetli çalıştırmıyorsun. O yüzden enerji sarfiyatında düşüyor zaten. Bizim atölyede üretim düşmüştü bu teras yapılırken. Bir ay falan sürmüştü galiba. Ya bir de atölyede şey oldu, elektrikler kesildi. Yani yıllardır kesilmemiş, o böyle kepenkler kapalı kalmış, araç içeride kalmış. Ne dışarı çıkarabiliyorlar ne içeri girebiliyorlar falan gibi. Vinç mi bozulmuş bir de? Yıllardır evet. Bozulmayan şey, evet diye onu söylüyorlar. Vinç de bozuldu, vinç kapı bozulmuş. Yani evet, ama karavan yaptırırken gerçekten arkadaşlar, o süreci takip eden arkadaşlar bilirler. O kadar çok aksilik de çıktı ki terasta da haliyle çıktı yani. Karavanın sanırım yani bütün özelliklerini anlattık. Şey hariç 2011 model 269 bin kilometrede almıştım. Şubat gibi almıştım. Şu anda hangi aydayız biz? Ekim sonundayız. Kasım o civarlar. Şu an ben onu işte bu süre içerisinde 285 bine falan getirdim. Aldığım zamanki fiyatını söyleyeyim. Şimdi fiyatlar aşırı değişken olduğu için ben işte dediğim gibi Ocak, Şubat gibi aldım. 80 bini almıştım. Evet, şu anda fiyatlar minimum 100 bindir herhalde. O seviyelerdedir. Başka aklıma karavanla ilgili tanıtacak bir şey gelmiyor. Herhangi bir yolda kalma durumu oldu mu? Sıkıntı çıkarttı mı araç? Hiçbir şey olmadı. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu arabayı böyle bu haliyle muayeneye sokabiliyor musun? Tabii bu haliyle. Zaten ilk karavan haline getirildikten sonra bir TS onayına giriyor. İki muayeneye giriyor. İkisinden de ilk seferde geçti. Hiçbir sorun yaşamadım. Yani gayet memnunum dediğim gibi. Hiçbir problem çıkartmadı şimdiye kadar. Ben de çok iyi bir şoför olduğum için tabii yani yormuyorum arabayı.
Karavanla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer atladığım bir şey varsa, ki muhakkak vardır, lütfen yorumlarda yazın. Memnun olurum cevaplamaktan. Son zamanlarda böyle karavanla ilgili tabii çok fazla insanın merakı var. Özellikle pandemiden sonra çok fazla da insan türedi. Sürekli karavan yaptırıyorlar ve böyle hani paylaşımlar yapıyorlar. Herkese göre değil, onu öncelikle söyleyeyim. Benim karavanla geçmişim 1,5-2 sene sanırım. Ben ama çadırdan geçtiğim için benim için fazlasıyla konforlu ve çok memnun kaldım. Çok sevdim, çok da zevk alıyorum. Bir süre daha böyle devam eder herhalde. Ama karavan benim için daha çok araç. Yani zaten yolda olmayı, seyahat etmeyi çok sevdiğim için hani karavan da şu anki kullandığım aracım gibi düşünebilirsiniz. Çok böyle özeniyorsanız, ilginiz varsa ben direkt gidin de bu işe girin, acayip para verin, yaptırın, edin, çilesini çekin demiyorum. Önce bir kiralayın, deneyin. Memnun kalırsanız ondan sonra belki ilk etapta uygun bir şey bulursanız satın alabilirsiniz. Ondan sonra da ihtiyaçlarınızı tespit ettikten sonra kendi karavanınızı yapabilirsiniz. Yani kendi karavanını yapmak çok daha maliyeti düşük. Evet, kabul ediyorum ama ilk etapta insan neye ihtiyacı olduğunu bilmiyor. Bir şey yapıyor, sonra keşke bunu böyle yapmasaymışım oluyor. Bir de dediğim gibi çok fazla vakit isteyen bir şey. O yüzden benim tavsiyem genelde bir, kiralama. İki, hazır bir karavanı uygun fiyatta tabii ki bulabiliyorsanız alma. Üçüncü aşamada kendi karavanınızı yapmak şeklinde. Değişir tabii ki görüşler. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Dediğim gibi lütfen sorularınızı iletin yorumlarda. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve bu benim ilk YouTube videom. O yüzden de hani takipçi konusunda yani biraz desteğe ihtiyacım var. Eğer sevdiyseniz ve videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Şimdilik öpüyorum herkesi. Sevgiler. Bye bye.